Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere şiirin 35. bölümünü anlatacağım. Herkes hazırsa başlayalım. Kulağında pamuk tıkayan adam. Tüfeğ, iş işin. Sık sık Mekke'ye gidip gelirdi. Yine Mekke'ye gidecekti. Mekke'ye varmadan önce bir grup müşrikle karşılaştı. Müşrikler ona, Muhammed bir büyücüdür. Sakın ona inanma. Onun dediklerine inanırsan o seni büyüler. Tüfeğ'in kafası karışmıştı. Onlar ne diyordu? Acaba gerçekten o bir büyücü müydü? Tüfeğ her Mekke'ye gelişinde Kabe'yi ziyaret ederdi. Yine Kabe'ye doğru döndü ve ilerlemeye başladı. Kabe'ye geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her zamanki yerinde oturmuş Kur'an'ını okuyordu. O güzel sesiyle. Tüfeğ köşeye oturdu ve düşünmeye başladı. Ben aklı başında bir insanım. Doğruyu yanlışı ayırt edebilirim. Peki bu büyücü dedikleri adamı neden dinlemeyeyim? Kulağına pamuk tıkamıştı Tüfeğ korkudan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ını okuyordu. Tüfeğ ister istemez sesini duydu. O kadar etkilendi ki bütün vücudunu birdenbire tatlılık sardı. O anda gözleri döndü. Bu ne güzel bir ses, bu ne güzel cümlelerdi. Peygamber Efendimiz ibadetini bitirdikten sonra eve doğru yola koyuldu. Hemen Tüfeğ de onun peşine verdi gizlice. Peygamber Efendimiz tam kapıyı açıp içeri evine gireceği sırada Tüfeğ önüne çıktı ve ona şöyle söyledi. Ey Muhammed! Hemşehrilerin senin bana büyücü olduğunu söylediler. O kadar korktum, o kadar korktum ki kulağıma pamuk tıkadım. Fakat ister istemez senin dediğin sözleri duydum. Allah onları bana duydurdu. Ne güzel şeyler okuyordun. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Lütfen bana anlat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu evine buyur etti. Fel içeri girdi. Peygamber Efendimiz ona Allah tarafından seçilmiş bir peygamber olduğunu tane tane anlattı. Tüfeğ'in çok hoşuna gitmişti. Hemen kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Orada mutlulukla ayrıldı. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomda devamını anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.